Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki New World'un kapalı betası başladı. Herkes oyunu satın aldı. Hatta sistem üzerinde anlık olarak en çok satılan oyun oldu. Birçok Twitch yayıncısı bu oyunu beklemesi bile yayın açtı. Peki New World beklentileri karşıladı mı? Gelin bu videoda bu sorunun cevabını yanıtlayalım. Öncelikle oyunu bilmeyip bu videoyu izleyenler için küçük bir oyun tanıtımı yapalım. New World MMORPG türünde bir oyun olup ölümsüzlüğü vurmak için geldiğimiz adada geçiyor. Bu adada hem yaratıklarla hem insanlarla hem de adanın vahşi doğasıyla kapışıyoruz. İnsanlar kendi aralarında bölünmüş, yaratıklar şehirlere saldırıyor ve adanın vahşi doğası da sizin içinizi kolaylaştıracak cinsen değil. Hazır kapışmak demişken oyunun combat sistemine değinelim. Oyunun combat sistemi oldukça ilgi çekici. Çünkü diğer MMORPG'lere benzemiyor. Dark Souls'a benzer bir tarafı var ancak tam anlamıyla Souls-like da diyemeyiz. Yine de yaratıklar zorlu. Her birisiyle kapışırken kullanabileceklerinizi, yeteneklerinizi ve normal saldırılarınızı en efektif şekilde kullanmalısınız. Bu sizden düşük seviyeli bir yaratığa karşı olsa da böyle. Örneğin kendinizden düşük seviyeli bir yaratığı kesiyorsanız dahi düzgün bir şekilde blok yapmalı, yaratık size saldırırken yaratıktan kaçınmalısınız. Belki o yaratık sizi öldüremez sonuçta sizden düşük seviyeli. Ancak hatır sayılır miktarda hasar verebilir. Sadece bu da değil yaratıkların yapay zekası da oldukça güzel tasarlanmış. Onlar da gerektiği zaman blok yapabiliyor veya saldırınızdan kaçınmak için yan tarafa zıplayabiliyor. Combat'ın bu denli zor olması diğer klasik MMORPG oyunlarının oynayan kişiler tarafından garip karşılanabilir. Sırf bu yüzden bile oyunun herkese hitap etmediğini düşünüyorum. Zaten yeteneklerin az olması da bu durumu destekliyor. Hangi yeteneği ne zaman kullanacağınıza dikkat etmeniz lazım. Çünkü bekleme süreleri 10 saniyeden 30 saniyeye kadar değişiyor. Combat sistemine bir puan verecek olsam 10 üzerinden 10 verirdim. Life skill'den bahsedecek olursam Oyunla life skill sistemi iç içe. Gerek verilen yan görevler için, gerekse ihtiyacınız olan şeyleri üretebilmek için life skill yapıyorsunuz. Yani ana odanız life skill olmasa bile mutlaka bir el atıyorsunuz. Oyun sizi enerji gibi şeylerle kısıtlamadığı için bunları yapmak da size batmıyor açıkçası. İstediğiniz her mesleği yapıp seviyesini yükseltebiliyorsunuz zaten. Sizlere önerim ana odağınız life skill olmasa bile en azından seçeceğiniz iki mesleği olabildiğince çok yapmaya çalışın. Örneğin toplayıcılık yani harvesting yaparak kendinize pot yapabilirsiniz. Ki deneyimlediğim kadarıyla çok fazla ihtiyacınız oluyor. Ayrıca aşçılık yani cooking yapmak da çok önemli. Yaptığınız emeklerin bufflarına ihtiyacınız olacak. Bu ikisinin life skill'e odaklanmak istemeyen kişiler için öneriyorum. Çünkü her şeyi diğer oyunculardan satın almanız size pahalıya patlıyor. Company sistemi de oldukça hoş. Faction'ınızı seçtikten sonra hiçbir bedel ödemeden direkt olarak Company menüsünden kampanyanızı kurabiliyorsunuz. Bu rahatlığı sağlamaları çok güzel olmuş. Ve oyun içi voice chat en az Discord kadar kaliteli. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Açık dünya PvP mükemmel derecede sarıyor. Ancak tek başınıza açık dünya PvP yaparsanız canınız sıkılabilir veya direkt ölebilirsiniz. Grup olarak gezmenizi tavsiye ederim. Çok zevk alacağınızdan eminim gerçekten sarıyor. Zaten oyun bir de PvP görevleriyle sizi PvP yapmaya ittiği için ekstradan ödül kazanmanız da mümkün. Oyun içi itemlere ulaşmak zor değil. En sevdiğim yanlarından birisi de bu. Faction para birimi sayesinde PvP veya PvE görevlerini tamamlayarak Faction zırhlarını ve silahlarını alıyorsunuz. Açıkçası bu silahların ve zırhların iyi olmasını bekliyordum zaten. Ancak çok daha iyiymiş. Bu zırhlar sizi uzun süreliğine idare ediyor. Şimdi gelelim bulduğum negatif taraflara. Her şeyden önce bu bir beta. Ancak Amazon'un yoğunluğu tahmin etmesini beklerdim. Serverler o kadar dolu ki giriş yapmak için sıra beklemeniz gerekiyor. Ve bu bazen yarım saat bazense bir saat kadar sürebiliyor. Şu an hype olanların çoğu oyunu bırakacaktır zaten. Bir de Amazon server kapasitesini genişletirse resmi çıkışta böyle bir sorun olmayacağını düşünüyorum. İkinci bir sorun olarak optimizasyon. Oyunun biraz daha optimizasyona ihtiyacı var. Ryzen 7 3700X işlemciyle ve RTX 2060 grafik kartı ile oynuyorum. Medium ayarlarda işlemcim genel olarak 80 dereceye kadar çıkıyor. Ekran kartım da 76 derecede sabit kalıyor. Normal sayılabilecek değerler olsa da medium ayarlar için oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sorunumuz binek eksikliği. Oyun gerçekten çok güzel, özellikle grafik anlamında. Oyunun atmosferini hissedebiliyorsunuz yani. Belki de bu atmosferi doya doya keşfedebilmemiz için bizi sürekli oradan oraya koşturuyorlardır. Ama gerçekten can sıkıcı olmaya başladı. 3 saat oynuyorsanız 1 saati yolda geçiyor. Görevi alıyorsun, yapmaya giderken 20 dakika, yaptıktan sonra dönerken 20 dakika harcıyorsun. Başlarda sorun etmesem de sürekli oradan oraya belge götüren stajyer gibi gezmek hiç hoş değil. Oyuna acilen binek eklenmesi lazım. Oyunda nefes alma barımız var. Baya bildiğiniz suya girdiğinizde nefesinizi tutuyorsunuz. Ancak garip bir durum var. Yüzemiyorsunuz. Yani boynunuzu geçen bir soda yürümek garip hissettiriyor. Belki çok önemli bir şey değil ama bu kadar geniş içerikli bir oyunda bunun olmaması veya yapılmamış olması çok saçma geldi. Absürt bir durum yani. Karakter yaratım ekranında çok fazla detay yok. Oyuncular kendi karakterlerini %100 bir şekilde özelleştiremiyor. İlerleyen günlerde yeni şeyler ekleyecektir muhtemelen. Ancak şimdilik bir eksi sayıdır. Şimdiki sorunumuz çok 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 önemli bir sorun. Çünkü bu direkt olarak oyunda harcadığımız zamanı etkiliyor. Yaratıklar çok az. Bazen bir görevi yapmaya gidiyorsunuz. Aynı bölgede 5 kişi daha var ama 3-4 dakikaya bir sadece bir tane yaratık çıkıyor. Bu da sizin normal şartlarda 2 dakikada halledebileceğiniz bir görevi 15-20 dakikada anca halletmenizi sağlıyor. Şimdiki sorunumuz da aslında oldukça önemli. Çünkü diğer klasik MMORPG'lerden farklı olarak bu oyunda eşyalarınızı satabileceğiniz NPC'ler yok. Ya item'ı ayrıştırmanız gerekiyor ki ayrıştırarak tamir malzemesi elde ediyorsunuz ve kendi ekipmanlarınızı tamir edebiliyorsunuz. Ya da Trading Post adında diğer oyuncuları satabileceğiniz bir mağaza sistemi var. O mağaza sistemini kullanmanız lazım. Ancak çok gereksiz bir item'ı diğer oyuncu neden satın alsın onu da bilmiyorum. Acilen oyuna item satabileceğimiz NPC'ler eklenmeli. Az da olsa para kazanabilmeliyiz. Faction görevlerini grup şeklinde yaparken bazen farklı görevler verebiliyor. Bunun değişmesi lazım. Grubumla beraber bir görev yapacaksam herkes aynı görevler olmalı. Ufak ama önemli bir şey bence. Çünkü herkese farklı görevler veriliyor. Dolayısıyla grup olmanın bir mantığı kalmıyor. Evet bahsedeceklerim şimdilik bu kadardı. Negatif bulduğum şeylere oyunun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bir içerik üreticisi olarak forumda paylaştım zaten. Umarım her şeyi düzeltirler ve 31 Ağustos'ta sorunsuz bir oyun oynarız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.